Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün katmer tadında, tel tel ayrılan çok lezzetli bir poğaça yapacağım. Rulo poğaça veyahut da katmer poğaça da diyebiliriz. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten mükemmel bir poğaça tarifi. Geçelim tarife. Öncelikle kabın içerisine bir paket yaş maya alıyorum. 42 gramlık bir paket. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve bir su bardağı ılık su ekledikten sonra mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletiyorum. Maya yeterince kabardıktan sonra üzerine 2 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım kahve fincanı sirke, dilediğiniz her çeşit sirkeyi kullanabilirsiniz ve yarım yemek kaşığı tuz ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine 7 7,5 su bardağı un ekliyorum. Yani toplamda 7,5 su bardağı un kullandım ama Mutlaka unu her zaman söylediğim gibi azar azar ve kontrollü eklemekte fayda var. Spatula yardımıyla hamuru iyice toparlıyorum ve şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru 3-4 dakika kadar güzelce yoğuruyorum ve artık istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerini bir streçle kapatıp ılık bir ortamda 35-40 dakika kadar mayalanması için dinlendiriyorum. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Hamur mayalandı. Biraz un serpiştirerek önce bir havasını alıyorum. Daha sonra 3 eşit bezeye bölüyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri bir kenara alıyorum ve ilk bezeyi tekrar dörde bölüyorum. Daha sonra diğer bezelerde de aynı işlemleri uygulayacağım. Biraz un yardımıyla bezeyi ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Şöyle mantı hamuru veya mantı hamurundan biraz daha kalın olabilir. Açılabildiği kadar açıyorum. İlk bezeyi açtım. Şöyle tepsinin içerisine alıyorum. 200 gram tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Şimdi hamurların üzerine açmış olduğum yufkaların üzerine bu yağlı karışımdan 1-2 kaşık gezdirerek fırça yardımıyla her yerini yağlıyorum. Ve ikinci bezeyi açtım. Onu da yerleştirdikten sonra aynı şekilde yağlıyorum. Yani toplamda 4 kat üst üste bu şekilde yağlayarak bezeleri açarak hazırlıyorum 3. bezeyi de koydum bunu da yağladıktan sonra son olarak dördüncü bezeyi koyacağım ve onun üzerine yağlamadan e, direkt artık poğaçaları hazırlamaya başlıyorum şöyle elimle çekiştirerek bir dikdörtgen hazırlıyorum köşelerinden de şöyle çekiştirerek daha güzel e, rulo sarmak için şöyle dikdörtgeni oluşturdum. Şimdi sıkıca sarıyorum. Mümkün olduğu kadar sıkı sarmaya dikkat edelim. Aksi takdirde poğaçaları yaparken gevşek oldukları için açılabilirler. Şöyle iki parmak genişliğinde hamuru kesiyorum. Hepsini kestikten sonra şöyle avucumun içerisine alıyorum. Baş parmağım yardımıyla kenarlarına doğru sıkıştırarak ortaya bir çukur açıyorum. Ve içine biraz peynir yerleştirdikten sonra Altını iyice sıkıştırarak güzelce kapatıyorum. Üstteki görüntüsü bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi baş parmağım ve diğer dört parmağım yardımıyla ortasına bir çukur açıyorum. Bunun en önemli kısmı altını iyice kapatmak. Aksi takdirde peynirler eriyip içinden akabilir. Güzelce sıkıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi üst tarafı gonca bir gül şeklini alıyor. Şimdi hazırlamış olduğum poğaçaları tepsiye yerleştiriyorum. Kalan e, diğer iki bezeyi de yine aynı şekilde dörde bölerek e, dört kat olacak şekilde aralarını yağlıya yağlıya hazırlıyorum. Vermiş olduğum bu ölçülerde toplamda e, iki tepsi poğaça çıkıyor. Şimdi bir tane yumurtayı sarısıyla beraber kasenin içerisine aldım. Üzerine iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi poğaçaların üzerine bolca bu yumurtadan sürüyorum. Yumurtalarını sürdükten sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz susam serpiştirdim. Dilerseniz çörek otu veyahut da e, haşhaş da serpebilirsiniz. Veyahut da hiçbir şey serpmeden de direkt bu şekilde fırınlayabilirsiniz. 200 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirdim. Altları da üstleri de çok güzel kızardı. Artık poğaçalar servise hazır. Gerçekten kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarif. Şöyle bir tanesini de açarak içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böldüğümde her katı tel tel açılıyor. Katmer tadında çok lezzetli bir poğaça. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.